Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi bu videoda hem duyum var, hem bilgi var, hem de yorum var, hem de yorumun yorumu var. Öncelikle Jorge Jesus hocamı canlı yayına davet ediyorum. Kendisi canlı yayında, videoda konuğumuz. Canlı yayında değil, şu anda ben canlı yayındayım, sizler değilsiniz. Nereye gittin ya? Pardon, öksürünce gideceksen bir daha öksürmeyin. Şimdi Jorge Jesus'a eleştiri, yine aynı hata diyen. Fenerbahçe haftalar sonra liderliği, ligi oynatmayız diye tehditte bulunan, var kayıtları var, hepinizi sallandır, yok başka bir şey yaparız diyen Galatasaray'a kaptırdı. Dünya Kupası arası öncesi Kadıköy'de Giresunspor'a kaybeden, ara transfer sonrası da Trabzonspor deplasmanında mağlup olan Fenerbahçe 2 Karadeniz ekibine 6 puan bırakıp zirve yarışında yara aldı. Galatasaray'ın İstanbulspor'u itekleyerek, pataklayarak zar zor güç bela 2-1 mağlup etmesinin ardından Fenerbahçe haftayı 2. sırada tamamladı. Fenerbahçe bu sezon resmi maçlarda 5. kez kırmızı kart gördü ve bu 5 kırmızı kartın 4'ü 2. sarı karttan. Sadece Konya deplasmanında Valencia'nın haksız yere gördüğü kırmızı kart direkt kırmızı karttı. Dinamo Kiev'de İsmail Yüksek, Sivas maçında Batshuayi, Giresun maçında Pedro ve Trabzon maçında Crespo çift sarı karttan arka arkaya atılan oyuncular. Ve baktığınız zaman arkadaşlar Fenerbahçe'nin ligde 10 kişi kalıp yenebildiği tek takım Sivasspor ve yenilgilerin hepsini 10 kişiyken alması. Hazırlık döneminde 5'te 5 yapıldı oysa, yani arka arkaya kötü sonuçlar ama İstanbulspor mücadelesi de dahil hazırlık maçlarıyla birlikte 5'te 5 yapıldı. Ama Trabzon deplasmanında takım hüviyetinden uzak kaldı. İsabetli şut dahi çekemeden maçı tamamladı. Takımın düşük enerjisi, futbolcuların iştahının az olması gözlerden kaçmadı. Tabi ilk 11 üçlü sistem, yani Abdullah Avcı'nın yaptığı hamleler, hakemin tribünlerden etkilenmesi diyelim ve Trabzon futbolcularının tiyatral gösterisi, kendini yere bırakmaları, yani hepsine baktığın zaman tam değişiklik yapılacağında 10 kişi kalınması, Joshua King'in bir vuruşunun direkten dönmesi kırılma anıydı belki de. Belki de o gol olsa, biz şu an çok farklı şeyleri konuşuyorduk, İşte o gol olsa bu maçta da 9 kişi kaldık, yoksa kaybetmeyecektik diyecektik belki de. Yani gözler Hatay Spor maçında. Ne olursa olsun. Ve ben şunu söyleyeyim. Ben Jorge Jesus hocama ve takıma güveniyorum. Yani ilk 11'de rotasyona gitmesi düşünülüyormuş. Eski Fenerbahçeli Volkan Demirel'in çalıştırdığı takım olması Hatay Spor'un okları üstümüze çevirmiş durumda. Hatay Spor Lig'de son 3 maçta 2 beraberlik bir galibiyet almış durumda. Ki bu beraberliklerden birini Beşiktaş'a karşı aldılar diye biliyorum. Şimdi kırmızı kart olayına dair Jorge Jesus sinirlendi. Bu kadar kolay kart görmeyin dedi diyor haberde. Haklı mı? Haklı. Değil mi? Hakemler zaten tetikte bekliyorlar. Hakemler atsak Fenerbahçe'den kimi atsak? Ulan biri bir şey yapsa da atsak oyundan diye çırpınıyorlar. Fenerbahçe futbolcularının da bir zahmet dikkat etmeleri lazım. Jesus son 3 maçta kırmızı kart görülmesi sebebiyle takıma bir konuşma yapmış. Takıma konuşma yaptıysa ağır konuşmuştur. Hakemler bize kolay kartlar çıkarıyor ama sizin de gereksiz hareketlerden kaçınmanız gerekiyor. Saha içinde daha dikkatli olmalıyız demiş. Kötü bir seri, yani 2004-2005 sezondan bu yana ilk kez üst üste 3 maçta kırmızı kart görmüş takımımız. Ve 13. haftadaki Sivas maçında Batshuayi'nin 2. sarıdan atılmasıyla 10 kişi kaldı. 1-0 kazanıldı ama sonrasındaki Giresun ve Trabzon maçları malum. Şimdi hal böyleyken de söylenecek çok fazla şey yok. Hocam iyi de, yani tek sıkıntı bu mu? Acaba üçlü oynamamızın bir sıkıntısı var mı? Arkadaşlar, şimdi ben bir haber aldım. Üçlü Fenerbahçe'yi bozuyor diye. Bu haberi değerlendireceğim. Ama aziz Allah,
Ama kendi fikirlerimi de söyleyeceğim. Şimdi Fenerbahçe üçlü defansta mücadele ettiği 6 maçta 6 maç üçlü savunmayla oynamışız. Bakın 6 maç. 2 yenilgi, 1 beraberlik yaşanmış ve çok önemli 8 puan yok olmuş. Ya bu da demek oluyor ki üçlü savunmayla oynanılan 6 maçtan 10 puan çıkarılmış, 8 puan kaybedilmiş. Dörtlü savunmayı tercih ettiği 8 karşılaşmada ise sadece 5 puan kaybetmiş. Geri kalan maçlar ne yapmışız? Yedili mi oynamışız? Çözememişler belki de Fenerbahçe'yi. Şimdi bu istatistik doğru bir istatistik değil arkadaşlar. Önce bunu söyleyeyim. Toplam 14 maça mı çıktı Fenerbahçe? Şimdi bu sezon ilk kez üst üste iki maçını kazanamamış oldu. Geçen sezon Vitor Pereira'nın ipini çeken ve fazlasıyla tartışılan üçlü sistem, bu yıl vatandaşı Jorge Jesus'un ısrarcı olması ile şampiyonluk yolunda çok önemli 8 puanın kaybedilmesi. Ha, burada lig maçlarından bahsediyor muhtemelen. Şimdi baktığın zaman 3'ü savunmayla 6 maça çıkmışsın ama bunların kaçı zorluk düzeyi yüksek maçlar? Yani Benfica'daki son döneminde bu sistemi kullansa da üçlü formasyon Fenerbahçe'de kötü sonuçlar doğurdu diyor. Üstüne düşünülebilir. Üçlüye döndüğü ilk maçı kaybettim. Ben şunu söyleyeyim. İçeriden dışarı bilgi sızdıran arkadaşlar kimlerse onlar da hatayı arayın. Çünkü Trabzon maçına üçlü çıkılacağını herkes biliyordu. Kadroyu herkes biliyordu. Herkes biliyordu. Hiçbirimizin hatası yok kadroda. Hiçbirimizin hatası yok. Herkes bildi kadroyu. Şimdi Süper Lig'de 14 müsabakada kenar yönetiminde olan Jesus üçlü formasyonda takımını 6 karşılaşmada sahaya sürüp 3 galibiyet, 2 yenilgi, 1 beraberlikte 8 puanı çimlere gömdü diyor. Dörtlü savunmayla da 8 kez oynayıp 6 galibiyet, 1 yenilgi, 1 beraberlik alındı. 5 puan yitirildi. Bu bir beraberlik, işte bir mağlubiyet muhtemelen Giresun maçı. Onu saymıyorum. O maç üçlüyle dörtlülerle alakalı değildi. O maçın şeyi farklıydı. Hani Serdar Aziz aldı at dedi resmen. Demek ki dörtlü daha çok yarıyor. Üçlü olarak en çok 3-5-2 formasyonunu tercih etti Jesus. Diğer planda 4-4-2 ile oynattı. 2022-23 sezonuna dörtlü savunmayla başlamış. Dördüncü haftada üçlüye dönüp ilk karşılaşmada Konyaspor'a 1-0 mağlup olmuştu diyor. Şimdi Trabzon maçında bu yaşandı. Bir kere şunu söyleyeyim. En iyi savunma hücumdur. Şimdi Fenerbahçe'nin çıkarttığı kadroya rakiplerin de tedbir almasını istersiniz. Rakiplerin çıkarttığı kadroya Fenerbahçe'nin mi? Hocam Fenerbahçe savunma yapmaz, yaptırır. Klişe bir laf ama doğru bir laf. Sen Trabzon deplasmanında misal veriyorum bak. Misal. Altay, Osayi, Serdar Aziz, Salahi, Ferdi Kadıoğlu. Orta alanda Crespo, Arao, önlerinde de Mert Hakan'la çıktın. Sağda yine İrfan Can oynasın. Solda da Joshua King oynasın. Forvet'te de Batshuayi oynasın. 4-2-3-1 gibi bir taktikle çıksan. Emin ol, orta alanı sen alırdın. Trabzon kolay kolay kanatlardan gelemezdi. Haliyle tehlike üretemezdi. Belki sen de üretemezdin ama önünde İrfan Can gibi duran top ustası var. Bir. Batshuayi'nin savunma arası koşular olabilirdi. İki. Joshua King'in savunmayı yıpratması olabilirdi. Üç. Orta alanda üstünlüğü ele geçirip merkezden atak başlangıcı yapman olabilirdi. 4. Mert Hakan'ın uzaktan şutlar olabilirdi. 5. Ben bir şey söyleyeyim. Israrla ve şiddetle diyorum ki Hatay maçından itibaren dörtlüye dönelim ve bu şekilde devam edelim. Hatay maçında hocam sen olsan hangi kadroyu çıkarırsın? Altay, sağ bekte Ferdi, sol bekte Alioski ya da Lincoln. Lincoln oynuyorsa Lincoln, yoksa Alioski. Stoper ikilisinde Serdar Aziz, Atilla Salahi. Önlerinde Arao, tek ön libero. Arao'nun önünde Mert Hakan yandaş. Onun yanında bak Mert Hakan ya Arao, Mert Hakan yandaş. Onun yanında Joshua King, sol kanatta Rossi, sağda Valencia, forvette Batshuayi ile başlarım. Serdar Aziz yedek, İrfan yedek, Emre Mor yedek ama çıkan kadroya bir bakın. Tam rakibi
kemirmelik bir kadro. Ya da Araujo, Mert Hakan, İrfan Can yap merkez orta sahayı. Hücumun sağında Valencia'yı kullan. Solunda King'i kullan. Forvet'te Batshuayi'yi kullan. Yine üçlü forvet. İlk yarıdan afişi çek. Ama durumlar karışık arkadaşlar. Bize bir yükseliş lazım. Bize moralleri yerine getirecek ciddi bir şey lazım. İnşallah bunlar da yaşanır. Fenerbahçe transferde harekete geçti. 12 Ocak'ta açılacak ve Fenerbahçe'de çalışmalar yoğun bir şekilde başladı. Jesus eksik bölgelere düşündüğü transferlere göre bir liste oluşturdu ve yönetim harekete geçti. İlk takviye Samet diyor. Stoper hattı için 4 koldan mesai harcıyor. Adana Demirspor'un milli stoperi Samet Akaydın'ın gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Öyle söylüyorlar. Galatasaray'ın da gündemindeymiş. Fenerbahçe ilgileniyor diyor. Ben Samet'i Fenerbahçe'ye istemiyorum artık. Gelmesin. Hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe gözünü forvet transferine çevirdi Polonya'ya. Çıkan haberlere göre Szczesny Miłosław şimdiden yeni Lewandowski olarak anılıyor. Bununla da adımız anılmıştı. Genç futbolcu takipte. Ama somut bir gelişme yok 19 yaşındaki çocuk. Geleceğin sol beki Atletico Mineiro'nun 21 yaşındaki sol beki Rubens Antonio Diaz'ı kadrosuna katmak istiyor Fenerbahçe. Ama muhtemelen sizin 8,5 milyon euro istendiğinden haberiniz yoktur. Piyasa değeri 4 milyon euroymuş falan da 15 istediler de 8'e düştüler. Bu sezon 43 maça çıkmış. Bir gol bir asistle oynamış. Bilginiz olsun. 1,78 boyundaki futbolcu. Geçiniz. Rota Abubakar, Vincent Abubakar'a dönmüş durumda. Muhtemelen ben dünkü canlı yayında konuşmuş olacağım. Bu videoyu yayından önce çektiğim için onu da söyleyeyim. Ya Abubakar diyenler, Samet Akaydın diyenler sanki menajerlerden para alıp diyor gibi geliyor bana artık. Bilmiyorum, öyle hissediyorum. Kamerunlu'yu kadrosuna katmak istiyormuş Fenerbahçe. Hücumda sıkıntı yaşanıyormuş. Cristiano Ronaldo'ya da takımı imza attırınca Abubakar gelsin demişler. Öncelik kiralamaymış. Zaten alabilirsek kiralık alırız. Ya Abubakar gelse, bu sefer de diyeceksiniz ki bu sakatı mı aldınız? Ben biliyorum. İçiniz. Ya bak, Valencia kariyer rekoru kırıyor. Batshuayi oynadığı dakika süre bazında gayet iyi. Huzursuzluğunuz, yangınınızın sebebini çözemiyorum. Serdar Dursun kötü kabul. Serdar Dursun da doldur boşalt da bir ek plan olarak kullanabilirsin. Ya bunu ek plan olarak kullanabilirsin arkadaşlar. Bunun bir aykırılığı yok ki. Yani bunun bir aykırılığı yok. Ek plan olarak kullan. Yapacak bir şey yok. Ama Valencia'yla ilgili ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Valencia'ya çok talip var. Bilmiyorum dün geceki yayında sordular mı bilmiyorum ama mesela Valencia'ya da yeni bir gelişme var. Nedir o? Katar'da gösterdiği performansla taraftarda ayrı bir yeri olan Valencia bir gelişme yaşandı. Bu arada ben Valencia'nın bugün akşamki Hatayspor müsabakasında ilk 11 başlayacağı hissine kapıldım. Bilmiyorum niye böyle bir hisse kapıldım ama içimden bir ses öyle dedi, ben de söylemek istedim. Katar Hollanda attığı goller dünyayı konuşturdu. Dünya Kupası'nda üst üste 6 gol atan ilk oyuncu olurken efsane isimler Salenko ve Rossi'nin Dünya Kupası'nda üst üste 7 gol atma başarısını Senegal maçında yitirmişti diyor. Ekvator milli takımıyla 6 kez gol atan futbolcu olmuş. Fiorentina yerinde izlemiş. Corriere dello Sport haberi vermiş. Diyor ki teknik direktörleri takip etti. Süper Lig'de gol kralı 22 maçta 15 gol 4 asist. Kariyerinin en iyi sezonu ama yaşı 33. Benim şöyle bir cümlem vardı hatırlıyor musunuz? Keşke Valencia 25 yaşında olsaydı. Şimdi 25 yaşında olsaydı Valencia. Sözleşme bitimine de 3 sene kalsaydı. Şu anda ah iç çekiyorum, 25-30'ları konuşuyorduk. Ben şunu söyleyeyim. Valencia'yı isteyen çok fazla takım var. İsteyen çok fazla takım var. 7 milyon euro verelim de siz bize verin diyen çok fazla takım var. Ama bakalım ne olacak bu işin sonu. Fakat 7 milyon euroyu verelim de siz bize Valencia'yı verin diyen takımlar var. Arkadaşlar bakın.
Valencia ile ilgili Newell's Old Boys Icardi'yi almak istiyormuş Arjantin takımı. Gerçekleştiremezse Valencia'ya yönelecek diye çok ciddi haberler var dış basında. Aynı zamanda Şarjah takımı Valencia için futbolcuyla ve kulübüyle anlaştı diyor. Henüz anlaşılmadı. Onu söyleyeyim. Yani henüz böyle bir anlaşma yok. Hocam yani Valencia gitse kim gelecek? Luis Suarez gelsin. Gerçi Luis Suarez'in de Gremio ile anlaşmak üzere olduğu gelen haberler arasında. Mesela Valencia gitse, Dembele gelse kabul müsünüz? Hem de aynı paraya. Ben kabulüm şahsen. Yani Musa Dembele'den bahsediyorum. Hocam diyor bazı arkadaşlar. Şimdi biz Valencia böyle şöyle dedik ama bu seferlik tuttu. Hadi Dembele tutmazsa. Siz de bir yerde haklısınız. Ama tutması lazım. Ben şunu söyleyeyim mi? Valencia giderse Dembele gelir. Bak ısrarla söylüyorum. Valencia giderse Dembele hayırlı olsun. Olur mu arkadaşlar? Bak çok ciddiyim ben bu konuda. Yani Fenerbahçe'de eğer Valencia giderse Dembele hayırlı olsun. Açıklıyorum ha. Bunu ilk kez burada açıklıyorum. İlk kez burada açıklıyorum. Diyeceksiniz ki hocam Dembele ile görüşme var mı? Yok. Yani yok demek zorundayım. Bir dakika, Jesus hocamın yanında gerçekleri gizlemeyeyim. Dembele ile falan görüşmüyoruz. Öyle bir şey yok. Ama Valencia giderse eğer çok yüksek oranda Musa Dembele hayırlı olsun. Bu lafım da bu kadar kalsın. Gerisini de sonra konuşuruz. Ama Valencia'nın gitme ihtimali var. Yüzde veremem ama %30'dan fazla gitme ihtimali var. Hocam Valencia giderse Dembele'nin gelme olasılığı %90'ın üstünde. 95'in üstünde. Anlaştık mı? Hadi bakalım şimdi güzelce kanala abone olup şurayı 27.600 yapmaya yardımcı oluyorsunuz. Bu videoyu beğeniyorsunuz. Maç saatine kadar da eğer üyelik hediyesi falan istiyorsanız da ne bileyim oynatma listesi falan açın, videoları açın, izleyin. Destek olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Maçtan önceki canlı yayında görüşmek üzere.